Şimdi Ne Yapmalı programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. Kutlu bir vazifeyi konuşacağız. Hafızlığı ele alacağız. Bütün merak edilenleriyle, hafız olmak isteyenlere tavsiyelerimizle, özellikle hafızlık sonrası dikkat edilmesi gerekenleriyle bu konuyu enine boyuna konuşmaya çalışacağız. Çok değerli bir konuğum var diyen İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Bünyamin Albayrak Hocamız bizimle birlikte Şimdi Ne Yapmalı? başlıyor. Hafızlığın İslam kültüründeki yeri ve günümüzdeki önemi nedir? Bu kutlu vazife için nasıl bir eğitim süreci gerekir? Hafız olmak isteyenler nelere dikkat etmelidir? Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Bünyamin Albayrak'la hafızlığa dair merak edilenleri ve eğitim hizmetlerini konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Hocam hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz stüdyomuza. Ediyorum. Çok ediyorum. Biz de ol. çok teşekkür ediyoruz. Oldukça önemli bir konu. E, hafızlık aslında hepimizin gönlünde olan bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin, fırsatı olan, e, buna yeteneği olan herkese nasip etsin diyelim. E, en başta ben hafızlığın İslam kültüründeki yerini e, bir anlayarak başlayalım. Nasıl bir kültürdür, nasıl bir unsurdur bunu anlayarak başlayalım istiyorum. Ne dersiniz hocam? Peki Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, bir programı hafızla ayırdığınız için e, Rabbimizin adıyla başlayalım. ...Cenab-ı Allah'ımıza hamd ediyorum, bize Kerim kitabını gönderdi ve bu Kur'an'ı ezberleme kolaylığını nasip eyledi. Evet. Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun ki bu hak yolu bizlere gösterdi. Ve asrı saadetten günümüze kadar Kur'an'a hizmet eden bütün hocalarımıza, üstadlarımıza selam olsun. Evet. Tabi İslam kültüründeki hafızlığın yeri Hira Nur Mağarası'ndaki ilk vahiy başlıyor. Evet. İkra emrinin karşılığındaki muhatap olan insandı. Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam ilk vahiy ile muhatap olduğunda e, oku emriyle başlamıştı. Allahu Teala tarafından Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hz. Muhammed Efendimiz'e vahyedilen Kur'an-ı Kerim insanlığa gönderilen son kitap e, ve o o günkü toplumda özellikle sözlü edebiyatın yaygın olması, vahyin geliş yolu ve bu vahyin insanlığa aktarılması Tabii ki bunun ezden, ezberlenmesini gerektiriyordu. Hz. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'dan aldığı bütün bilgiyi Darul Erkam diyebileceğimiz ilk belki bir Kur'an kursu, bir eğitim mektebi o mekanda sahabeyi kirama bütün bu bilgileri aktarıyor ve Kur'an-ı Kerim'in ezberleme çalışmaları sahabe-i kiramdaki o arzu, iştiyak... Hazreti Peygamber'den gelen bütün bilgiyi anında ezberliyorlar, öğreniyorlar ve onu kendi aralarında yaygın bir hale getiriyorlardı. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi, Peygamber Efendimiz e, okuma yazma bilmeyen, ümmi olan bir nebi almış olduğu bu bilgiyi aynen aslına uygun olarak ashabına aktarıyor ve daha sonra onlardan müteselsilen bize kadar, günümüze kadar gelmiş hayırlı bir yol. Evet, e, aslında böyle bir köprü vazifesi gibi. E, çok çok önemli bizim şu anda bu e, Kur'an-ı Kerim'i e, bugünümüze taşıyan anlamamızı, o İslam'ı yaşamamızı sağlayan çok önemli köprü vazifesi gören e, kişiler aslında hafızlar. Tamam. Şöyle bir şey akla geliyor hocam. Hemen oraya atlamak istiyorum Hı -hı. müsaadenizle. Şimdi o dönemde işte sözlü kültür daha ağırlıklı dediniz. E, şimdi günümüze baktığımızda artık ses kayıtları var, videolar var, yazılı basılı Hı -hı. yayınlar zaten oldukça yaygın. Yani işte günümüzde hafızlığa ne gerek var Abi, diyen, köybaşan insanlar Eyvallah. var. Nasıl bir ihtiyaç yaç var günümüzde Tabii. de çok önemli Şimdi, bir vazife. Şimdi bu sıkça gelen bir sorudur. Biz Hı -hı. özellikle diyoruz ki e, burada Kur'an-ı Kerim Rabbimizin o ilahi hitabın muhatabı insandır. Oku diye Cenab-ı Allah insana diyor. Tabii. Tabii ki bizim bunu okumamız, anlamamız ve hayatımızı buna göre yönlendirmemiz gerekiyor. Ee, evet bugün bilgisayar teknoloji e, bir takım e, aygıtlar, materyaller bunu karşılayabilir. Fakat e, Kur'an-ı Kerim'in gerek kendi yapısında ve gerekse ayeti, e, hadisi şeriflerde ciddi bir teşvik var. Mesela ayeti kerimeden baktığımız zaman Fatır Suresi 29. 30. ayetlerde innellediğine يَتْلُونَ kitap diye başlayan ayeti kerimede o kimseler ki Kur'an'ı, kitabı okuyorlar. Devamında ticareten lentebur diye, ne ticareten lentebur, büyük bir ticareti umabilirler. Yani Kur'an-ı Kerim'in okunması, anlaşılması ve tabii ki bunun en üst düzeyde diyebileceğimiz noktası ezberlenmesi, insanlarda bir heyecan oluşturuyor. Ama bununla beraber biz üç kelimede bunu e, özetliyoruz. Hafızlık bir şereftir diyoruz. Hafızlık bir emanettir, hafızlık bir sorumluluktur. Hafızlık bir şereftir niye? Hazreti Peygamber Efendimizin teşviki var. İşte ehlül Kur'an, ehlullah. Kur'an ehli, Kur'an ehli, işte en başına gelen hafızlar Allah Celle Celaluhu'nun dostları ve onun özelleridir. Hayrukum men taallemel Kur'an ve alleme. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerdir. Yine Peygamber Efendimizin eşrafı ümmeti hameletül Kur'an. Ümmetimin en şereflileri hafızlardır. Bu teşvikler Kur'an şerefine doğru ciddi bir rağbet oluşturuyor. Bir emanettir diyoruz. Cenabı Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de özellikle Hicr suresinin 9. ayeti kerimesinde innellezine inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehâfidun. 9. ayet. Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik ve onu biz muhafaza edeceğiz. Şimdi hafızlar bu Nazmi Celil'in satırlardan sadırlara efendim o göğüslerine efendim ezberlerine dimalarına nakledilmesine ve o emaneti o yükü yüklenmelerine bir vesile oluyorlar. Yine bu emanette tabi bir de sorumluluktur diyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yakra yakra'u'l-kur'an ve huve hafizun lehu me'assefaratil kiram. Bu ...insanoğlunun en çok arzu edeceği bir makamdır. Hı hı. Efendim e, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, onu ezberleyen hafızlar... ...mehas seferatil kiram, seçkin meleklerle beraberdir. Hı hı. Dolayısıyla biz bunu işte hafız hocalarımız, bizi okutan hocalarımız... ...ve bizler yeni hafız kardeşlerimizle paylaşırken... Sürekli meleklerle beraber olan, okuduğu Kur'an-ı Kerim'i e, ağzından adeta ağzının yanı başında e, bulunup da hafızın ağzından dinleyen meleklerin olduğu bir insanı düşünün. Ona bir emanet yüklüyor, bir sorumluluk yüklüyor. Bunun ahlaken de davranışlarıyla da ciddi manada bir e, tutarlılık içerisinde olmasını gerektiriyor. Tabi e, Peygamber Efendimizin bu teşvikleri asrı saadetten başlayarak e, günümüze kadar hafızlığa, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye ama tabi sadece ezberinde kalmaya değil yani hemen bu noktada bir örnek vereyim. Ee, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Bakara suresini 12 yılda ezberlemiş 12 yıl çok uzun bir süre. Şimdi 7 ayda 8 ayda hafız olan kardeşlerimiz var evet. ve ezberi bittikten sonra bir de deve kurban edip bir ziyafet çekmiş. Yani bunu coşkuyla heyecanla kutlamış. Tabi her ayeti anlayarak evet. anlamlandırarak hani Kur'an'a bakarken Kur'an'la bakabilmek. Yine bizim bu eğitimde tekrarladığımız Kur'an-ı Kerim'i önce yüzünü okuruz. Yüzüne o kadar dikkat ve gayretle okumalıyız ki daha sonra yüzünden Kur'an okunan hafızlar haline gelmeliyiz. Baktığımız zaman toplumdaki insanların gerçekten örnek alacağı eee üsve-i hasene Deyip peygamber efendimizin ahlakıyla ahlaklanabilecek bir hafızlık oluşmasını arzu ediyoruz. İşte bu teşviklerin her bireri mesela yine Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah 8 senede ezberlemiş. Bir Bakara suresini e, sayfa olarak baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de efendim yaklaşık bir buçuk cüze tekabül eder. E, bu kadar yani anlayarak ayetlerin üzerinde düşünerek, tefekkür ederek, fikir ederek bir sonrakine geçme. ...adeti var sahabe-i kiramdan. Biz bugün biraz daha seri ve hızlı hafızlık evet. yapıyoruz. Hı hı. Ama bu da çok dikkat edilmesi gereken bir not oldu. Sadece laf sen değil, mana olarak da hem anlayıp hem içselleştirmek... ...ve evet. yaşayarak ona örnek olmak gibi çok geniş bir sorumluluk çerçevesi var hafızlığın. E, bunu da vurgulamış oldunuz. E, hocam, e, hafızlığın tarihçesine şöyle kısaca bir değinecek olursak... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki dönemde e, bu hafızlık kültürü nasıl temsil edilmiş. Sonra da ülkemize biraz Tabii, gelmek şimdi istiyorum. Tabii şimdi hafızlık geleneği bizde asrı ı Saadet'te biraz önce söyledi. Mekke'de Darul Erkam Medine'de Suffe. Sahabe-i Kiram'ın her birerinin evleri adeta bir Kur'an mektebiydi. Çünkü onlar Mesjid-i Nebi'de öğrendikleri bir hükmü hükümler Allah Resulü ayeti kerimeler olarak geldiği için ve onun sünneti seniyesiyle oluşan bir hükmü anında ailelerine, çoluk çocuğuna götürürlerdi. Tabii e, Peygamber Efendimizin Ehli Kur'an'a hafızlara gayreti, ilk beddua asını hafızları öldürenlere yapmış olması, bu alandaki hassasiyeti görüyoruz. Sahabe-i Kiram efendilerimiz çok kısa zamanda. Kur'an hafızı olmuşlar ve bunu İslam dünyasına, mesela bir bakıyoruz ki Muaz Bin Cebel, Abdullah İbni Abbas hemen Mekke-i Mükerreme'ye geçmişler. İbni Mesud Küfe'ye geçmiş. Efendim Ebu Musa El Eşari Basra'ya geçmiş. Ebu Darda Hazretleri Şam'a geçmiş. Yani öğrendikleri hafızlığı ve Kur'an ilmini, onun kıraatını hemen bir başka yerdeki Müslümanlara aktarmanın gayreti içerisinde olmuşlar. Hı hı. Gerek Emeviler, gerek Abbasiler, Anadolu, Selçuklular ve Osmanlı döneminde, Kütap Cevaplar dediğimiz, Darul Kurra, Darul huffaz dediğimiz e, mekanlarda daha çok e, artık e, bir ihtisaslaşma alanı olmuş. Hafızlık, ulum İslamiye'de birinci basamak olarak kabul edilmiş. Özellikle kıraat ilminde önemli bir e, bölüm olarak kabul edilmiş. Hı hı. ve Dolayısıyla biraz önceki e, sorudan da hareketlerine yani hafızlığa ihtiyaç gerek var mı bir cevabı olarak... ...bir ibadet olarak algılandığı için... Hı hı. ...ve aynı zamanda... ...Dalike huvel fazdül kebir ayeti keriminden de... ...çok büyük bir şeref... ...Allah'ın büyük bir lütfu olarak kabul edilmiş hı hı. hafızlık... ...bu böyle kabul edilince... ...İslam dünyasında... E, ...alimler, e, işte İmam Cezeri Hazretleri... ...Anadolu topraklarında... ...daha sonraki dönemde Türkiye Cumhuriyeti... ...dönemine geldiğimizde... ...tabii Kur'an kursları olarak... E, ...bu devam ediyor... Ee, belki o konuda da kısaca bir bilgi Tabii olarak hocam. paylaşalım. 3 Mart 1924'te Tevhidi Tedrisat kanunu çıkmış. Hemen bir yıl sonra e, Nisan 1925'te zamanın Diyanet İşleri Başkanı merhum Rıfat Börekçi hocamız Mustafa Kemal Paşa ile görüşür. Hafızlığın bir ihtisas gerektirdiğini, bir özel eğitim gerektirdiğini, bir yoğunlaşmayı, bir sisteminin, metodunun, yönteminin, farklılığının olduğunu paylaşır. Bu e, Tevhid Tedrisat'tan bir ayrıcalık verilmesini talep eder. 50 tane milletvekili'nin teklifiyle yaklaşık yine 50 bin liralık bütçeyle 10 tane Kur'an muallimi ihdase edilir ve bunlar hizmet görürler. Cumhuriyet döneminin kadim müessesesi diyebiliriz. Yani o zorluklar içerisinde hafızlık devam etmiştir. 1950'ye kadar. Kur'an kurslarından veya bu eğitimde mezun olanlar aynı zamanda başkanlıkta istihdam edilmişler. Evet. 50 sonrasında İmam hatip okulları, ilahiyat fakültelerinin devreye girmesi işte 1980 65'e kadar bu süreç devam etmiş. Ondan sonra özel bir talimat 1971'de yönetmelik ver ve nihayet ve nihayet 6 Temmuz 2010 yılında 6002 sayılı kanunla beraber Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde hafızlık yaptırmak, Kur'an eğitimi vermek, Kur'an'ın manasına yönelik çalışmalar yapmak, Kur'an eğitimine yönelik çalışmalar yapmak kanunla beraber başkanlığımıza bir görev, bir vazife olarak tevdi edilmiştir. Hı hı. Ve Cumhuriyet döneminde de yani işte Nisan 1925'ten tarih atacak olursak ...kadim bir müessese olarak başkanlığımız bünyesinde Kur'an kurslarımız... ...tabii bugün hamdolsun Kur'an kurslarımız geniş bir hizmet yelpazesine kavuştu... ...ama Kur'an kursu dendiğinde akla ilk gelen hafızlık eğitimidir. Evet, biraz daha açalım isterseniz hocam. Hem ülkemizde şu anda kaç hafızımız var? Bu önemli, nerede istihdam ediliyor Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde mi daha evet. çok bulunuyor bu hafızlarımız? Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlık eğitimi ...eğitimi noktasında nasıl hizmetleri var? Yani izleyicilerimiz mesela nasıl ulaşabilirler, nasıl başvurabilirler? Biraz açacak Tabii. olursak neler söylersin? Tabii şimdi biraz önce söylediğim gibi hafızlık eğitimi Cumhuriyet döneminde... ...ilk yıllardan başlayarak devam ediyor ve yaklaşık 1975 yılına kadar hocalarımız kendi tutmuş oldukları defterlerinde yetiştirdikleri hafızlara belgelerini veriyorlar ve bunları kaydediyorlar. Yani 75-76 yılına kadar o belgelerde kayıtlı. 1975 yılında hemen burada antiparantez olarak söyleyelim. Devletimiz hafızlara gerçekten çok büyük değer veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız hafızlara çok büyük değer veriyor. Ve biz şu ifadeyi kullanıyoruz. Hafızlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurmaylarıdır. Niye? Bugün e, mevzuat olarak baktığımızda üniversiteden sonra bir yüksek lisans, bir doktora çalışması yaklaşık 7-8 seneyi bulabilir. Tabii. E, en e, alt düzeyde 6 sene. Ve bunun karşılığında biz e, devlette çalışanlar bir derece alırız. Hı hı. Aynı şekilde hafızlık belgesini alıp ibraz eden başkanlığımızdaki bir kardeşimiz de bir derece alır. Dolayısıyla doktor eğitiminin Diyanet'teki karşılığı hafızlık veya hafızlık bu şekilde karşılık bulmuştur. 1976 yılında kanun bu yetkiyi verdiğinde hafızlık tespit sınavları başlamış hı. ve 1976'dan günümüze bir kütük defterimiz var. Şu anda son sayımız 128.444 Ocak ayındaki hafızımızla beraber Hı -hı. yani başkanlığımızda 76 yılından bugüne kadar belge alan efendim kardeşimizin sayısı 128.444. Ee, bununla beraber tabi başkanlığımızdan verilen bu hafızlık belgesinin karşılık bulduğu yer yine Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Hı -hı. Diğer devlet birimlerinde bu bahsettiğimiz bir derece alma meselesi geçerli değildir. Diğer kurumlarda ee, 32.750 civarında başkanlığımız 125 bin personelinin 32 bin 750'si hafızdır. Hı hı. Hafızlarımızdan oluşmaktadır. Tabii ki hafızlık eğitimi, hafızlığın hafızlık nimeti din hizmetlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Mihrabımızda, minberimizde, kürsümüzde Efendim müezzinliğimizde hizmet eden imamlarımızın, müezzinlerimizin, vaizlerimizin, müftülerimizin yani din hizmetleri alanında hafızlığın ne kadar önemli olduğunu ve halkımızın manevi hayatına rehberlik yaparken kerim kitabımızı fatihadan nasa kadar e, hakim olup oradan e, bilgileri çıkarıp insanlara sunabilmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Evet, çok çok güzel. Ee, Rabbim artırsın sayılarını, Amin, hafızlarımızın. Inşallah. Bize de onların feyzinden nasip etsin inşallah diyelim hocam. Ee, sorularımız da gelmeye başladı. Hafızlıkla ilgili değerli izleyenler sizler de sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Değerli Bünyamin Albayrak hocamıza hafızlıkla ilgili merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Hasan Bey'in bir sorusu var. Aslında tam da yavaş yavaş gelmek Hı -hı. istiyorum. Hani kaç yaşında başlamalı? Bunun belli evet. bir yaş aralığı var mı diye soracağım. Hasan Terzi Bey efendi de demiş ki, 40 yaşındayım. Acaba başarılı ...başarabilir miyim bu yaştan sonra başlarsam demiş. Ne dersiniz ben, hocam? E, Hasan Bey'e teşekkür ediyorum. E, başlayabiliriz. E, başlayabiliriz Ayşe Hanım, Ben sizin vesilenizle hemen bir ayeti kerimeyi hatırlatayım. Kamer suresi 17. ayet. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا li لِذِّكْرِ Biz Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık. Niçin? Anlaşılması için. Büyük tefsir alimi Razi der ki... ...buradaki zikir kelimesi hıfz manasındadır. Yani Kur'an-ı Kerim'in... ...ezberlenmesi ve ezberin korunması kolaydır. Hı. Dikkat buyurun bu çok önemlidir. Eğitimde sürekli biz bunun altını çizeriz. Kur'an'ı ezberlemek son derece kolaydır. E nasıl oluyor hocam bir kitabın ezberlenmesi kolaydır ifadesi? Belki hemen Hasan Bey ve diğer dinleyicilerimizde bir şaşkınlık oluşturabilir. Bir hafız olarak ve hafızlık hocalığı yapmış kardeşiniz olarak söylüyorum. Gerçekten kolaydır. Hı hı. Ama neye ihtiyacı var? Önce iyi bir hazırlığa ihtiyaç var. Hı hı. İyi bir hazırlığın yapılması gerekir. Ve bu hazırlıkla beraber bir metot bir yöntem, bir sistem, bir plan ve program. En önemlisi program. Günlük hangi saatte ne kadar çalışacağına dair programı, planı yapar da eğer her gün ona zaman ayırabilirse efendim son derece e, yerinde olabilir. Bu soru bize çok geldiği için ben hemen bir istatistik vereyim. E, program için dersime çalıştığımda son 3 yılda bizden hafızlık belgesi alan 1924'ten 1970'e kadar doğumlu olan bu aradaki doğum çıkardım. 210 kişi belge almış. Maşallah. Hafızlığını bitirmiş, karşımıza gelmiş ve efendim e, rüştünü ispat etmiş, sorulan suallere cevap vermiş, hafızlık belgesini almış. Dolayısıyla 140, yani Hasan Bey diyor ki 40 yaşındayım. Çok daha ileri tabii, yaşlarda dolayısıyla olan. dolayısıyla ben ileri. daha ileri yaşları verdim. Yani 1970 ve 1924 arası sayı arz ediyorum. 210 kişi. Maşallah. Son 3 yılda diğer şeyler Başkanlığımızdan hafızlık belgesi almış. Evet. Dolayısıyla e, bu Allah'ın kitabı, bu bir gayret, bu bir aşktır. Hafızlık bir aşktır. Bu aşkla yola girdiğinde ama plan ve program. Tabii ki Kur'an-ı Kerim Femi Muhsin'den öğrenilir. Bir hocamızın riyasetinde e, bu şerefli makama Hı -hı. kardeşimiz de ulaşabilir. İnşallah diyelim. İnşallah. E, en başta da niyet etmek gerek Tabii gerekiyor ki. galiba. Yani halis bir niyetle Bismillah deyip başlamak gerekiyor. E, bir de hocam en çok merak edilen konulardan bir tanesi de nasıl özelliklere sahip olması gerekiyor hafız olmak isteyen kişinin? Yani ezber yeteneği midir? İşte irade disiplin gibi durumlar mıdır? Mesela Kur'an-ı Kerim'i ilk önce ...tecvidine uygun hı hı. seri bir okuma e, eğitimi almış bunu uygulayabilmesi mi gerekir? Nedir genel çerçevede? Tabii şimdi öncelikle e, çocuğumuzun yani hafız olacak tabii da biz daha çok çocuklar üzerinden hı hı. konuştuğumuz için... Biz çocuğumuzu çok iyi tanımak zorundayız. Onun yeteneklerini, kabiliyetlerini bilmek zorundayız. Zayıf ve güçlü olduğu yönlerini bilmek zorundayız. Bunları bildikten sonra bir ebeveynin bazı çocuklarımızın gerçekten ezber kabiliyeti çok yüksektir. Hı hı. Küçük yaşta bu bellidir. Zaten bugün yapılan zeka testlerinde de çocuklarımızın hangi alanda işte sayısal, sözel ve diğer 8'e kadar çıkarılan zeka tiplerinden hangisine sahip olduğunu görüyoruz. Bundan sonra tabii çocuğumuzun bu alandaki arzu, istek ve iştiyakı çok önemli. Hı hı. Ee, bununla beraber çocuğumuzun e, telaffuz yönü çok önemli. Yani çünkü daha sonra bu hizmete girdiğinde, bu eğitime başladığında efendim e, bıkmaması için hı hı. bu ön bel, mesela biz hafızlık eğitim programımızın, ee, hazırlık dönemine girişte veya hazırlık döneminden çıkışta bir formumuz vardır. Bu formda çocuğumuzun sağlık, eda, seda, efendim bütün yönleriyle değerlendirmesini yapar hafızlık takip komisyonumuz hı hı. ve bu çocuğun ...hazır bulunuşluğunu, arzu, heves, istiyak göz önünde bulundurarak... ...hafızlık eğitiminde başarılı olacağına karar verir. Ama ben ısrarla şunu söylerim. Hafızlık eğitimi bir süreçtir. Zor olmadığını söyledim. Sabredilmesi gereken bir süreçtir. Planlı programlı olunması gereken bir süreçtir. Ve bu süreçte belki sabrı gerektiren nokta şudur. Bir kitap, bir hoca, bir öğrenci, bir mekan ve işte 10 aydan 12 aydan başlayıp 24 aya kadar devam eden bir zaman bu zaman dilimini çok iyi kullanmalı çocuklarımızın ezber yapması efendim sosyal e, hayatı sosyal etkinlikleri biz bunları hafızlık eğitim programında her birini paylaştık hı. yani bu anı çok iyi e, planladıklarında sürece girdiğinde efendim e, kısa zamanda hafızlık eğitimini tamamlamaları nasip olacaktır hı hı. ama bir diğer sorunuzda tabi hafızlık eğitiminin çok verimli devam edebilmesi için biz öncelikle maharici huruf tasi huruftan başlıyoruz yani hı harflerin seslendirilmesi, harflerin telaffuzu ve bunun uygun bir şekilde işte e, hançereden çıkış yerlerinden başlayarak ve dolayısıyla talim dediğimiz, talimde de 12 adım vardır hocalarımızın evet. uyguladığı. Harflerin seslenmesinden, harekelerinden devam eden, burası çok sağlam olarak kurulduğunda yani temel çok sağlam olduğunda ve yüzüneye yönelik günlük egzersizler yapıldığında öyle bir seviyeye gelecek ki Hocalarımızdan aldığımız kadim bilgi aktarıyorum. Hı hı. Herhangi bir sayfayı açtığımızda Kur'an-ı Kerim'in 3 dakika içerisinde hadır usulü yani hı hı. hızlı diyebileceğimiz usulde ama tecvid kurallarını aksatmadan okuyabilecek işlek hale gelmesi lazım. Hı hı. Bu işlekliği sağladıktan sonra artık ondan sonra yine bizim e, hafızlık eğitim programında yer alan hı hı. efendim o metot, yöntem ve teknikleri uygulayarak hı hı. hafızlık eğitimine başlar. Tabii bu arada belki önemli bir bilgi kulağın çok iyi de olması lazım. Hmm. Kur'an-ı Kerim bunu bize hatırlatıyor. Vallahu ahracekum min buduni ummahatikum la ta'lamuna şey'en ve ce'ale lekum es-sem'a vel absara vel efide. Biz dünyaya geldiğimizde hiçbir şey bilmiyorduk. Önce kulak, sonra göz, sonra kalp devreye giriyor. Bugün kulaklı olması da hakikaten çok önemli. İşte Diyanet TV'mizde hatim programları, evet. Kur'an programları, Diyanet Radyo'da Kur'an programları, evet, yani web sitemizde. Radyomuzda evet, Radyo'muzda var. E, hizmette. Yani çocuklarımız dinleye dinle en az 10 defa bunu dinlediği zaman e, artık yanlış ezberleme hatasına da düşmemiş olacaklar. Hı hı. Hem de i̇şte hocalarımızdan da direkt. Burada devreye giriyor. Kesinlikle öyle. Teknoloji meselesinde birazdan da geleceğiz hocam. Teknikleri de açmak istiyorum. Ee, tabii konuşulacak çok şey var. Önemli bir mesele. Ama Antalya'dan Nevin Gürün Hanım bizi arıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Kolay gelsin. Çok teşekkür gelsin. ediyoruz. Çok sağ olun. Dinliyoruz sizin Nevin Hanım. Buyurun. Gene 4 yaşında bir torunum var. Hı hı. Ben Kur'an-ı Kerim'den küçükken öğrendim de tecvitle öğrenmedim. Hı hı. Ee, Torunuma öğretmek istiyorum ama seni e, Kur'an kursuna yollamak istiyor annesi babası. Tecvitle öğrendiğinde zorlanır mı? Hı hı. E, şimdi öğretmeli miyim, öğretmemeli miyim? Nasıl? Peki. Bunu Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel bir büyük annesiniz. Maşallah çocuğun, torununuzun dini eğitimine de önem veriyorsunuz. Ne yapmak lazım? Hemen hocamıza danışacağız. Çok teşekkürler. Hafızlığın İslam kültüründeki yeri ve günümüzdeki önemi nedir? Bu kutlu vazife için nasıl bir eğitim süreci gerekir? Hafız olmak isteyenler nelere dikkat etmelidir? Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Bünyamin Albayrak'la hafızlığa dair merak edilenleri ve eğitim hizmetlerini konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Evet, Nevin Hanım'ın çok önemli bir sorusu oldu. 4 yaşındaki torununa Kur'an-ı Kerim eğitimi vermek istiyorlar ama ben tecrit bilmesem de acaba şimdiden öğretmeye başlamalı mıyım? Evet. Yoksa Diyanet İşleri Başkanlığımızın bünyesinde 4-6 yaş grubu çocuklara Kur'an-ı Kerim kursları da veriliyor. Oraya mı yönlendirmek lazım, ne yapmalıyım dedi, ne tavsiye eder? Nevin Hanım'a teşekkür edelim. Öncelikle size sonra Nevin Hanım vesilesiyle gündeme hocam. Şimdi Osmanlı'da hafızlık... Hani yaş olarak biraz önce aslında sorunuz da vardı ama e, arada belki Hı -hı. kaldı. Yaş olarak hafızlık Sıbyan Mektebi'nden sonra başlıyor. Hı -hı. Yani dolayısıyla 8-9 yaşlara tekabül ediyor. Bugünkü eğitimde ortaokul dönemine tekabül ediyor. Ortaokulda belki birazdan onun da yeri geldiğinde konuşacağız. Yani hafızlık eğitiminin en kalıcı olabileceği yaş ortaokul yaşı. Hı hı. Şu anda başkanlığımızın 4-6 yaş grubu Kur'an kursları programı var. Biz bu programı değerler eğitimini merkeze alarak planladık. Hı. Yani çocuklarımıza kişilik, karakter, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Efendimizin sözleri doğrultusunda nasıl bir karakter oluşturabiliriz? bunun gayret içerisinde oldu. Ama burada tabii ki Kur'an-ı Kerimle tanışma, onu dinleme, ona dokunma, efendim harflerini tanıma, fırsat varsa harf telaffuzunu gerçekleştirebilme. Bir noktaya değinmiştim. Kulağın Kur'an-ı Kerimle dolması. Şimdi ehli olan bir hocadan Femi Muhsin dediğimiz ehli olan bir hocadan öğrenmeye başladığında zaten e, Nevin Hanım'ın torunu ve diğer çocuklarımız hı hı. E, kulağın dolması buydu. Yani bizim bugün 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza Sübhanike'den başlayarak hı hı. o belli duaları, belli sureleri kulaktan olarak. Hı hı. Çünkü çocuklar o yaşta buna çok daha e, ilgililer ve rahmetleri bu konuda çok iyi. Başarılılar. Hı hı. Efendim dualar hatta o dualardan Fil Suresi'ne kadar gelebiliyorlar. Fatiha. Kulaktan aldıkları eğitimle eğer ehli olan, bu konuda liyakatlı olan bir hocamızdan, hoca hanımdan e, eğitim alıyorsa bu çocuk zaten telaffuz olarak tecvid kurallarını işlemeye başlamıştır. Hı. Ama biz asla çocuklarımızın henüz 4-6 yaş çağında kişilik ve karakterlerinin yavaş yavaş oluşmaya başladığı bir dönemde bir baskı, Hı. Efendim, e, zorlamayla şunu oku, şunu ezberle kesinlikle evet. efendim. Hiçbir eğitimci taraftar olamaz. Tam gelmek istediğim nokta buydu hocam. E aslında liyakat kadar yani o çocuğun kendi öz ezber yeteneği vesaire gibi e, durumların kadar kendi isteğiyle teşvikiyle e, Kur'an-ı Kerim eğitimine başlaması çok çok önemli. Burada tabii ki muhafazakar dindar aileler istiyorlar ki çocukları çok güzel Kur'an-ı Kerim okusun hatta hafız olsunlar. Hepimizin isteği bu yönde. E, fakat bunun için çocukları doğru bir teşvik yöntemi uygulamak evet. gerekiyor. Evet. Baskının çok ters teptiği durumları da görebiliyoruz. E, bu konuda biraz daha açalım isterseniz hocam nedir uyarılarınız. Şimdi bizim buradaki ana e, tabi çocukların bir arada olması felsefemiz belli. Severek ve sevdirerek evet. eğitim. Çünkü çocuklar bize Allah'ın bir emaneti. Onlara e, gerçekten son derece sevmemiz ve e, ...öğrenecekleri bu bilgiyi sevdirmemiz gerekiyor. Burada en önemli bir avantaj şudur... ...küçük yaşta... Hı hı. ...beraber bir ortamda oldukları için... ...çeşitli oyunlarla, etkinliklerle, faaliyetlerle... ...duaları, sureleri... ...bir takım e, ezberlenilecek... ...efendim e, sözleri... ...rahatlıkla ezberleyebiliyorlar. Ama biz e, daha sonra başkanlığımızın... ...hamdolsun her sene yaz kuran kurslarında... Hı hı. ...yani ilkokuldaki tatillerinde başlayarak... E, ...lise dönemine kadar... ...yaklaşık... E, 3.5-4 milyon çocuğumuz yaz kuran kurslarında hı hı. camilerimize gelir. Orada yani eğitimi alabilecekleri birçok zaman var. Ama okul öncesi dönemde daha çok karakter oluşturacağı için. Ee, ...üzerinde durmaları gereken nokta... ...çocuğun bu alanda sevgiyle... ...arzu ve istekle... ...hele hele çocuk isteyerek gitmiyorsa... ...aile bunu zorlayarak efendim... E, ...işte gerek anaokuluna gerek... ...4-6 yaşla ilgili bizim mekanlara gönderiyorsa... ...burada ciddi bir sıkıntı var. Hı hı. Yani o ortamın... ...çocuğun seveceği bir hale dönüştürülmesi gerekiyor... ...belki bu konuda teşviklerin artması gerekiyor... ...daha sonra... Bu zorlama ve baskılar e, kalıcı hasarlar oluşturabilir. Evet. Dindarlığında, Allah dini hayatında hı hı. belki dindarlık oluştursun diye aileler, aileler gayret ediyor ama sonraki dönemde farklı sıkıntılar oluşabilir. Oluşabiliyor. E, hep sevgi Evet. Ee, hep merhamet. Zaten bizim dinimizin özü de bu. Din eğitiminde de merkeze bunu mutlaka koymak gerekiyor. En başta aile eğitiminden başlayarak diyebiliriz. Hocam devam edeceğiz ama Sakarya'dan Nurcan Tetik Hanım Efendi hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler, hayırlı günler efendim. Çok kolay, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Nurcan hanım. Benim sormak istediğim soru, benim kızım proje okullarında hafızlığa başladı bu sene. Hı hı. E, oldukça hızlı bir öğretim, eğitim görüyorlar ayrıca e, ortaokulla beraber. Hı hı. E, ben kızımın sıkılmasını istemiyorum. Yani bazen e, böyle şevki kırılıyor gibi oluyor, çalışamıyor. E, bu konuda ne yapabilirim diye sormak istiyorum hocama. Hı hı. E, ayrıca e, benim... Nasıl diyeyim? E, eşim din görevlisi. Hoca Efendi ile görüşmek istediğim özel bir konu var. Fakat bunu canlı yayında konuşmak istemiyorum. Hı hı. Bu e, konuyla ilgili bir yardımcı olabilirsiniz Tamam. Rejideki arkadaşlarımızda numaranız var zaten. Yayından sonra yardımcı olalım inşallah o konuyla ilgili. Sorunuzu da tamam. not ettik. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca da... e, hocam, e, hocama bir sorum daha olacak benim. Tabii. Oğlum dokuzuncu sınıfa gidiyor. E, dikkat dağınıklığı tedavisi görüyor. O e, çok alıştı, e, uğraştık biz bu konuyla ilgili yani onu hafızlığa ekran etme konusunda fakat başaramadık. Hı hı. Fakat kardeşi şu an hafızlık yaptığı ve e, daha böyle hani e, nasıl diyeyim ona özenildiği şey yapıldığı için aile tarafından. Hı hı. Şu anda onda da bir özenti başladı. Fakat ben bunu yapabilir mi, yapamaz mı, ne tür bir tepki verir, hani başaramazsa ben bir şevki kırılır konusunda kararsızım. E, hocamla ilgili bu konuda da bilgi verirse çok memnun olurum yani. Peki oldukça önemli bir soru oldu. Bu da notumu aldım. Hemen hocamıza danışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah kolaylıklar versin çocuklarınıza da. Evet hocam, e, ne dersiniz? E, kızı Hafıza başta en başta şunu aslında sorularım arasında vardı. Sanki eski yıllarda böyleydi. E, hafızlık yapmak için e, örgün eğitim normal devam ettirdiğimiz eğitime bir ara vermek gerekiyor gibi Hı -hı. düşünüyorduk ama şu anda özel programlar var okulla birlikte de devam ettirebiliyor. Ona bir açıklık getirelim isterseniz sonra da diğer sorulara geçelim. Evet. Ben e, bu konuda mevcut hafızlık eğitimini e, bilgilendirmiş olayım müsaadenizle. Hatta e, e, şu programı da ee, Hı -hı. Bu vesileyle bir kez daha tanıtmış Hı -hı. olalım. Kur'an hocalarımız biliyorlar. 2010 yılında e, devreye giren e, bir programdır. Hafızlık eğitim programı. Hı -hı. Bu programımız 3 e, bölümden oluşuyor. Tabi ana bölüm hafızlık, Hı -hı. ezber. Hafızlığın ezber bölümü işte hazırlık, Birinci, ikinci, dördüncü hizip olarak dört ana bölüm pekiştirme. ...ezber dönemi nasıl olacak... ...ezber yöntem şekli teknikleri nasıl olacak... ...onlar burada paylaşılıyor. Başkanlığımızın uyguladığı program. Ama bunun yanında bizim hafızlık programında... ...bir de sosyal etkinlik ve rehberlik dersimiz var. Hı hı. Çocuklarımızın manevi hayatına... ...rehberlik yapabilmemiz... ...Kur'an-ı Kerim'e baktıkları kadar... ...Kur'an'la bakabilme... ...Kur'an ahlakını kazandırmaya yönelik... ...efendim kendilerini ifade eden... ...söyleyebilen, anlayan, anlamlandıran... ...rahat olan bir birey haline gelmesi için... ...sosyal etkinlik ve rehberlik derslerimiz var ve evet. orada yaklaşık 10-15 alanda faaliyet planlayabiliyorlar. Ama bir dersimiz daha var, dini bilgiler dersi. Biz bu dini bilgiler dersini bu program çerçevesinde Efendim daha önce yüzüne dediğimiz veya hazırlık döneminde okuduğundan farklı işliyoruz. Daha çok çocuklarımızın artık dini, çok rahat bir şekilde dini kavramları, dini hayatı anlamalarına ve uygulamaya yönelik faaliyetler içeriyor. Hı hı. Şimdi bu programımız daha çok ortaokuldan sonra, lise döneminde yani aileler burada iki yol uyguluyorlar. Liseye çocuklarını kayıt yaptırıyorlar ve bir yıl öğrenim hakkını kullanmama. Hı hı. Ama ortaokuldan hazır olarak geliyor. Hazırlığı tamamlamış oluyor. Bir yılda hafızlığını bitirenler var. Veya lise döneminde çocuklarını açık liseye kaydettirip Kur'an kursunda, belki bu biraz daha 2-3 seneye kadar e, çocuğun birikimi çok önemli burada, hı hı. efendim yeteneği. Ama yeni bir uygulamamız var ki o da ortaokul döneminde hafızlık. Ortaokul döneminde biz e, birinci sınıfta, ortaokul birinci sınıfta çocuklarımızı İmam Hatip'le beraber... Eğitime alıyoruz hı hı. ve hazırlığı burada tamamlıyoruz. İkinci sınıfa geçtiğinde 20 Haziran'da bir kayıt dönemimiz var. Çocuğumuz hemen orada hafızlığa başlıyor hı hı. ve yaklaşık bunun önünde bir yıl sonraya kadar kayıt döndürme ve 14 aylık bir zamanı var. Yani Eylül'e kadar Eylül sınavına kadar. Tabii birinci sınıfta bir yoğunlaşma var. Eylül dönemine kadar da bu kalan 14 aylık bir ezber dönemi de var. Ama zannediyorum Nurcan Hanım'ın dediği anladığım proje sınıfında olan Milli Eğitim Bakanlığımızın uyguladığı imam hatiplerde çocuğumuz hem okula gidiyor hı. ve hem de yine başkanlığımız, imam hatiplerimiz veya Kur'an kursu hocalarımızın görevlendirmesiyle devam eden bir hafızlık programı var. Hı hı. Şimdi bu program ortaokulda okullu hafız diyebiliriz hı hı. veya kayıt dondurarak yapılan hafız. Çocuğumuzun ...kabiliyetini, buradaki hazır bulunuşluğunu çok iyi test etmeliyiz. Çünkü her çocuğun bu programı götürmesi kolay değil. Yani ama e, sürece girer, süreci yaşar, zorlandığı zaman aile desteği çok önemli. Yani aile desteğinden şunu kastediyorum. Çocuğun beslenmesi, hı hı. zamanında yatıp zamanında kalkması. Çok erken vakitte efendim yatıp hemen yatsı namazına mütakip... ...gecenin belli kısmında kalkıp e, bu ezberi devam ettirebilir... Beslenmesi, yüklediği kalori çok önemli. Mesela biz her ay başkanlığımızdan Kur'an kurslarımıza bir yemek listesi gönderiyoruz. Hı hı. Çünkü bu e, gençlik çağında bize emanet edilen şu anda yaklaşık 67 bin yatıldığı öğrencimiz var. Bu öğrencilere başkanlığımızın iyaşe yardımı oluyor. Vatandaşlarımızın yardım desteği devam ediyor sağ olsunlar. Hı hı. E, bu günlük kalori beslenmesine yönelik çünkü aldıkları beslenme onların ezber hayatını aksediyor. Annelerimizin, ailelerimizin, Haftalık programları çok önemli. Yani çocuğum sen evde otur ezberini yap biz oturmaya gidiyoruz. Sen geç öbür odada ezberini yap biz televizyonda dizi seyrediyoruz. Doğru. Sen bu mümkün değil. Hı hı. Yani eğer hafızla karar verilecekse bu bir iki üç seneye mal olacaksa anne baba o çocukla beraber bu sürece girmek zorundadır. Hı hı. Madem burada çok büyük bir e, lütuf var, ikram var, hayırlı bir şeref var anne'ler babalar için vaat edilen çok güzel Öyle bir yani. mükafat var. Hı hı. Neticede evimizde Kur'an okunuyor. Onun bereketleri var. O çocuğumuzun hayatında yarın bu çocuğumuz gerekli hizmetlerini, gerek ilahiyat alanında, imam hatip alanında hizmet edeceği zaman hı hı. E, gerçekten muhafızlığın çok ciddi katkısını görecek. Yani, yani ben Anne buna... babalar için de kapanmayan bir amel defteri. Tabii olacak anne olacak. babalar için de evet. çok büyük kazanım olan bir noktadır. E, biz bu arada çocuklarımızın hafızlık cemiyetlerinde Efendim Kuran kurslarına iyi okuyan hafızlar yani ortamda bulunmasını önemsiyoruz hı hı. çünkü baktığımızda hafız kardeşlerimizin çoğusunun böyle bir hatırası var yani bir cemiyette bir mekanda bir ortamda bulunmuş hı hı. işte bir hafızlık icazet merasimini müşahede etmiş oradaki an onu etkilemiş o paylaşılması ve daha sonra karar vermiş. Tabii ki çocuk yaşta kararlar değişebilir ama aile desteği çok önemli. Bir de 9 yaşındaki evet. şey 9. sınıfa giden e, çocuğumuzdan bahsetti. kardeşi var. Ablası böyle bir hafızlık eğitiminde olduğu Eyvallah. için ve takdir gördüğü için bir özenme hani keşke ben de olsam gibi bir teşviki var sanırım ama öte taraftan da dikkat dağınıklığı teşhisi almış hocam. Bu e, bizde çok önemlidir. Yani arkadaşlarımızda çevremizde, hocalarımızla görürsünüz. Beş kardeş beşi de hafız. Yedi Hı -hı. kardeş yedisi de hafız. Burada ilk hafızın sevabı çoktur. Çünkü onun Doğru. bu yola girmesi ve bu yolda keyifli bir eğitim alması Hı -hı. diğer kardeşlerine de örnek olacaktır. Ablanın bu yolda olması, onun gayretlenmesi aynı zamanda e, bu kardeşimi, bu yavrumuzu da e, gerçekten e, bu sürece katabilir. Hı -hı. Ben başta söylediğim gibi tekrar ediyorum. Çocuklarımızı sürece severek, sevdirerek e, katı vermeliyiz ve devamında takipçisi olmalıyız hı hı. ve onunla beraber bütün haftalık, aylık, yıllık programlarımızı yaparken hafız adaylarının anneleri, babaları, çocukları merkeze alarak programı öyle yapmalı. Hı hı. O zaman görecekler ki kısa zamanda çocuğumuz iyi bir hafız olacak. Olabilecektir. Bu 9. sınıfa giden çocuğumuz da başlayabilir mi? Oradan? Başlayabilir. Hafızdan. Hiçbir sorun yok biz. Belki Çünkü Bu bir bile ezberdir yani. Ben e, şu bilgiyi müsaadenizle arz edeyim. Hafız kardeşlerim çok iyi bilirler. Mesela biz hafızlığa başladık. ...küçük surelerden geliriz. Karşımıza ilk defa Beyyine suresi gelir. Beyyine suresi... E, ...yaklaşık dokuz... ...yanılmıyorsam dokuz satırdan oluşur. Hı hı. E, yani dörtte üçlük... ...sayfada bir e, suredir. Bir günde zor verebiliriz bunu. Bazı kardeşlerimiz iki günde verebilir... ...ezberi. Hı hı. Ama... ...hafızlığın artık yarısını açtıktan sonra... ...o bir günde yarım sayfayı... ...ezberlemeyen bir çocuğun... ...bir bakarsanız üç dört tane... Ham sayfa dediğimiz yeni sayfayı rahatlıkla ezberler. Hı. Bu da gösterir ki ezber kabiliyeti artacaktır. Evet. Tabii. Yani bu çocuktaki bu yön çok güçlü bir hale gelecek. Daha sonra hafız olan yavrumuzu işte ezbere yönelik ...bir takım ilimlerde, ilmin bu yönüne bakan çalışmalarda değerlendirmek... ...onu alanda çok daha başarılı kılacaktır. İnşallah diyelim hocam. İlginç bir sorumuz var. Celal Bey sormuş. Kendi başımıza bir hocadan eğitim almadan hafızlık yapabilir miyiz demiş hocam. Ne dersiniz? Şimdi bunu uygulayanlar var. Hı hı. Mesela benim bildiğim bir hafız abimiz var anlatır. Ben kendi başıma köyde e, işte e, çobanlık yaparken hafızlık yapmıştım. Sonra bir hocanın karşısına gittiğimde gördüm ki çok ciddi manada hatalar oluşmuş. Biz bunlara galat diyoruz hafızlık ifadesiyle. Hafızlı Kur'an-ı Kerim'in e, çok iyi e, yüzüneyi çok iyi bir şekilde sağlarsa efendim bu özellik arz eden özellikli kelimeler, telaffuzları gerçekleştirebilirse, hassas olabilecek noktalara dikkat ederse tabi ezberini yapabilir. Ama ezberin kalıcı olabilmesi için mutlaka değil bir kişiye, birkaç kişiye dinletmesi, mesela en az dört kişiye, beşincinin hoca olması hı hı. önemlidir bizim ezber yöntemlerinde. O zaman bu ezberi daha kalıcı hale getirecektir. Nitekim bunun örneği, Hazreti Peygamber Efendimiz e, Kur'an-ı Kerim'i e, sema ve arz yoluyla efendim e, bize nakletmiştir. Yani Cebrail Aleyhisselam'dan vahiy geliyor. Ama her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimiz mukabelede bulunuyor. Hı -hı. Mukabele geleneği budur. Evet. Kendisi de o Kur'an-ı Kerim'i Cebrail Aleyhisselam okuyor. Hı -hı. ...bu önemli bir gelenektir. Hazreti Peygamber'in evet, evet. gerçekleşen sünnetidir. Bu sünnet de gerçekleşmiş olur. Daha kalıcı, sağlam bir hafızlık olur. Hafız olur. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda çok güzel kursları var. Çok yetkin hocalarımız evet. var. Uygulanan teknikler var. hani Daha profesyonel bir kaynaktan aslında hafızı idare etmek... ...daha iyi olacaktır diye de yorumlayabiliriz. Ee, hocam son 15 dakikamız doğru evet. Çok hızlı aktı programımız. Biraz tekniklere doğru da girsek mi acaba? ya yani Çünkü merak eden izleyicilerimiz de olabilir olabilir. Yani acaba bir günde ne kadar çalışmak gerekir? Kaç sayfa ezberlenebilir gibi. Bu tekniklerle ilgili o eğitim süreciyle ilgili neler söylersiniz? Şimdi biz ezberle ilgili nitelikli çalışmayı çok önemsiyoruz. Yani insanın ezber yapacağı saatler bellidir. Seher vakti dediğimiz sabahın ilk saatleri, ilk vakitleri çok önemlidir dersimizin hazırlanmasında ve sunulmasında. Ama biraz daha geriden başlayalım. Nitelikli kurallarına uygun sağlam bir yüzüne Buna sahip olacak ve buna sahip olduktan sonra bir sayfayı ezberlemeye veya bir sureyi ezberlemeye başlamadan önce mutlaka bunu ehlinden dinlemesi gerekiyor. Biz buna Femi Muhsin diyoruz. Yani Femi Muhsin işte bugün hamdolsun artık hocalarımızın televizyonlarda veya çeşitli telefonlarda, bilgisayar ortamlarında en az 10 defa sayfayı dinlemeleri son derece yerinde olacaktır. 10 defa dinledikten sonra bir 10 defa da o sayfayı yüzüne... ...okuyabiliyorsa veya o sureyi yüzün okuyabiliyorsa... ...yavaş yavaş ezber gerçekleşmeye Zaten, başlar. Evet. Mesela bu 10 defa dinleyip 10 defa yüzünü okuyan çoğu öğrencimiz hemen ezber okumaya başlar. Hı -hı. Fakat kalıcı olması için biz şunu söylüyoruz. Her ayeti eğer e, durak varsa bir durağa kadar... E, ...veyahut da nefesin gidebildiği yere kadar 4 defa yüzüne 4 defa ezber. Hı -hı. Bunun üzerine ısrarla duruyoruz. Yani 4 defa yüzünü okuyacak... Dört defa ezber okuyacak. Sonra bunu bir diğer okudu ayeti de 4, yüzüne dört 4 ezberle hazırlayıp birbirine bağlayacak. Bu bağlamada iki yüzüne dört ezberle bağlaç kuracak. Bunları artırabilir, çoğaltabilir. Biz sadece sistematik olsun diye bu sayıları kullanıyoruz. Ve ondan sonra bir sure veyahut beş satırlık veya yarım sayfalık veya zamanla bir sayfalık ezber hazır hale geldiğinde bunu üç dört kişiye... ...bir kurs ortamında, bir sınıf ortamında ise dinletecek... ...değilse en azından bir kişiye dinletip yanlışları varsa renkli kalemle altını çizip onların tekrarını yapacak... ...ve ondan sonra bunu hazır hale geldiğinde adeta dinlenmeye bırakacak. Bu dinlenmede bir saat geçtikten sonra tekrar gözden geçirecek, 24 saat sonra bir diğer tekrarı yapacak... Bunun tekrarıyla devam eden artık 47 gün, 14 güne kadar tekrarları devam ettirdiğinde maksimum 30 gündür. 30 günde biz tekrar başa döneriz hı hı. ve bu ezber kalıcı hale gelmiş olacak. Evet. Kalıcı olmasının önemi çok büyük hocam. Biraz e, hafızlık sonrası, o eğitim süreci sonrasına doğru da gelmek istiyorum. Ferhat Bey'in şöyle bir sorusu var. E, Kur'an'ı ezberleyip unutanın durumu ne olur, hükmü nedir diye sormuş hocam. Ne dersiniz? E, tabii bu konuda hadisi şerif belli. Yani en kısa olarak ezber bu emanet dedik ya hafızlık şereftir emanettir ve bir sorumluluk olduğunu söyledik. Hı hı. Ee, başkanlığımız ben hemen burada hatırlatayım. Ee, hafızlık belgemiz bu. Ee, yaklaşık 3 senedir çalıştığımız bu belgeyi hafızlarımıza veriyoruz. Bu sorumluluğu hissetsinler diye sol alt tarafında e, genel müdürümüzün ve Diyanet İşleri Başkanımızın imzası var. Arkada kurs bilgileri paylaşılıyor. Hocasının adı vesaire. Şimdi burada öncelikle Besmele-i Şerif var. Yani biz Allah adıyla Allah adına bir işe koyulduk. Bu espri yapıyoruz. Sonra efendim ayeti kerimeyi biraz önce paylaştım. Hicr suresi 9. ayeti kerimede e, Kur'an-ı Kerim'in muhafazasıyla şereflenmiş hayırlı bir vesile. Sağ tarafta hadisi şerifi paylaştık, seçkin meleklerle beraber olduğunu ve bunu tabii ki resmi yerlerde kullanacak kadar, belki evinin bir köşesinde hatır olarak bulandıracağı kadar bir hafızın bu verdiği sorumluluğu hissetmesi gerekiyor. Hı hı. Yine Fatır suresinde tüm الْكِتَابَ kitabelledi nastafeyna مِنْ ibadina. Cenab-ı Allah bu hayırlı hafızlık gibi bu lütfu kullarından seçtiklerine miras olarak verdiğini söylüyor. Böyle bir şeref nasip olmuşsa o zaman kardeşlerimiz almış oldukları bu emaneti kaybetmemek için mutlaka günde bir cüz okumalarının okumamızın gerektiğini söylüyoruz. Hı. Ve hafızların sigortası olarak da Ramazan ayı geldiğinde Peygamber Efendimizin uyguladığı o sünneti Cebrail Aleyhisselam'la beraber uygulardı. Ezbere bir mukabele okumaları yılda bir defa okuduklarında artık o hafızı kalıcı hale gelmiş olacaktır. Evet çok çok önemli. Halil İbrahim Bey'in bununla ilgili uzunca bir mesajı olmuş bize. Hafızlık öncesi ve esnasındaki çalışmalarla ilgili birçok bilgi var ama hafız kalabilmek çok önemli. Bununla ilgili ne tür çalışmalar yapmak gerekir gibi bir sorusu olmuş. En az 3 yıl sonrasında çalışmaya o çalışmaları devam etmek gerekir mi? Kırık meal, Arapça sarf nahiv gibi ...ve sıra kitapları tefsir derslerine de devam etmek gerekir mi gibi böyle bir uzunca bir çok e, güzel bir soru olmuş soru yazmış. Ediyoruz. ne dersiniz ee, hocam evet. şimdi biz e, Kur'an-ı Kerim'de Femi Muhsin'i çok üzerinde durarak söylüyoruz Femi Muhsin kavramını hocalarım biliyorlar dinleyenler yani ehli olan eğitilmiş bir ağızdan Kur'an-ı Kerim'i almak. Bu kavramın yanına e, muhterem İşleri Başkanımız bir kavram daha kattı. Bir de Fehmi Muhsin. Kur'an-ı Kerim'in çok iyi anlaşılması, güzel ağızlarından ehli olanlardan anlaşılması. Buradan hareketle e, hem biraz önce değindiğimiz ayeti kerimenin devamında bu mirasçı olanları üç şekilde Kur'an-ı Kerim tasnif ediyor. Bunlardan bir kısım vardır ki nefsine zulmetmiştir, yazık etmiş diyor. Hı hı. Yani bu hayırlı, bu nasipli... muhatap olmuş veya bu şerefe nail olmuş, kaybetmiş. Bir kısım var ki orta halde. Hı hı. Ama bir kısım var ki onlar alabildiğince mesafe kat etmiş, hı hı. başarmış, gitmişler. Buradan hareketle eee Kur'an-ı Kerim'le olan diyaloğumuzu dört maddede özetliyoruz biz. Hı hı. Bunlardan birincisi kıraatül Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in lafzına kural ve kaidelerine, tecvid kurallarına uygun olarak okunması. Hı hı. İkincisi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi. Size, bana, bütün müminlere namazda kıraat okuyacak kadar farz. Hı hı. Ama ümmeti Muhammed'e kifayi olarak, farz olarak görülmüş. Şimdi bu mesele burada bitmiyor. Yani bizim toplumumuzda hafızlara yüklenen çok büyük bir misyon var. Yani hafız olunca belki her şeyi bileceği anlaşılabiliyor. Evet. Değil. Asıl yeni başlıyor mesele. Doğru. Fehmül Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması. Üçüncü buluşma Kur'an'la. Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? Onun bizim hayatımıza, manevi hayatımıza olan rehberliği. Çünkü Cenab-ı Allah ma aleykel Kur'an'ı İlla tezkiraten. Bunun için, bunun bizim için bir yol gösteren rehber olduğuna değiniyor. Yine bitmiyor. Yani burada belki değindi kardeşimizin nokta işte tefsirdi, hadisti, kelamdı, bütün ulum İslamiye burada kendini gösteriyor. Ve ondan sonra dördüncü olarak amelül Kur'an. Kur'an'la amel etmemiz gerekiyor. Ebu Ömer hafızlığı şöyle tarif ediyor. Diyor ki hafız, Kur'an hafızı, Kur'an'ın hükümlerini bilen, helalını haramını tanıyan ve bunları uygulayan kimsedir. Şimdi bu kadar önemli yani Kur'an-ı Kerim'de bu diyalogda hükümlerini bilecek, helalın haramını bilecek ve bunları kavramış olacak. Ve bundan sonra Beşinci olarak da Şefaatül Kur'an, Kur'an'ın Dünya ve Ahiretteki bereketi diyoruz hı hı. karşımıza çıkmış olur. İnşallah hocam ee, uzun bir süreç ee, ama çok mübarek bir süreç. Tabii ki. Ee, aslında birer ışık gibi böyle ışık kaynağı gibi her bir hafızımız toplum içerisinde ee, bitmeyen bir süreç olduğunu da söylemek gerekiyor. Hani hafız olmak kadar hafız kalmak da Önemli. önemlidir ve daha da zordur derler hafız ölmek de. Hafız ölmek de. Ee, i̇nşallah bütün evet. bu yola baş koymuş hafızlarımızın da bu süreçte olabildiğince kendilerini yetiştirmeleri gerçekten gerekiyor. Şimdi merak edilen noktalar var. Süremiz de azalıyor hocam. Hakan Bey demiş ki, e, hafızlık yaptıran hocalarımızın bir pedagoji eğitimi var mıdır? Hani çocuklara muamele noktasında e, bir formasyon alıyorlar mı acaba? Çünkü daha çok hani ortaokul seviyesindeki çocuklar da ergenlik döneminde oluyorlar. Demiş, ne dersiniz Şimdi, hocam? Eee tabii bu gerçekten önemli bir konu. E, hafızlık eğitimi biraz önce değindim. Çocuk Çocuklarımız yatılıda kalıyorlar. Kız olsun, erkek olsun. Ee, biraz önce söyledim 1200 civarında yatılı Kur'an kursumuzda. 4500 civarı e, hocamızın riyasetinde e, ve yaklaşık işte 59 bin hafızlık yapıyor. 67 bin civarında yatılı öğrencimiz var hazırlıkta olan diğer öğrenciler. Tabii biz e, Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız 2010 yılının sonunda, 2011'de göreve başladığımızda, Hı. hafızlıkla ilgili çalışmalarımızda bu konuyu ana gündem maddesi olarak e, önümüze aldık Ayşe Hanım. ve ne yapabiliriz, hocalarımıza nasıl bir katkıda bulunuruz diye e, yaklaşık e, hocalarımızın tamamı çok istisnai olarak belki farklı mazeret, hastalık ve özel durum olup programa katılamadılar. Hı. 10 günlük, 7 günlük e, seminerleri aldık ve bu seminerlerde ee, çocuklarımızın e, gelişme dönemindeki gençlik dönemindeki efendim e, özellikleri işte ergenlik döneminin hassasiyetleri e, bu dönemdeki sağlıklı bir eğitim verilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini bütün bunların üzerinde ciddi bir şekilde e, duruldu seminerler yapıldı. ve hala e, hocalarımızın bu yöndeki işte formasyonlarını nasıl artırabiliriz? Bizim gayretleri var. Tabii bununla beraber gerek ilk yardım faaliyetlerinden sağlığa kadar özel aile politikalar ve Sağlık Bakanlığımızdan gelecek yetkililerle kişisel bakımdan çocuklarımızın kişisel gelişimine kadar şu anda yatılı kuran kurslarımızda her ay bir konu bir konuk projemiz var. Yani sürekli buna devam ediyoruz hı hı. ve müftülüklerimiz sağ olsunlar her dönem başında veya yaz kuran kursları başladığı dönemde eğitime yönelik çalışmalar planlıyorlar ama yeterli olmadığı kanaati bizde de var. Yani bu yatılı eğitimi kolay bir eğitim değil. Tabii. Hatta ben şöyle özetlerim bazen evde 1-2-3 çocuğumuzla. Bayağı zorlanırız. Sizin hmm. programlarınızda işte anne baba e, hmm. iletişimi, çocuk eğitimi sürekli gündemde. Hmm. E, yatılı da yaklaşık e, 100 ve üzeri olan kurslarımız var. E, hocalarımızın onlarla uğraşması e, gerçekten büyük bir e, gayret istiyor, sabır istiyor. Ben bu vesileyle de e, hafızlık eğitimindeki hocalarımı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür hmm. ediyorum. Niye? Sabah namazına başlıyorlar, Tabii. yatsı namazına kadar. Evet. Bir çoğunun sosyal hayatı aile hayatı gerçekten orada kendileri de derler ihmal ettiklerini biliyorum evet. sabah namazından yatsıya kadar ...devam eden bir gayret evet, var. Çok büyük bir fedakarlık. fedakarlık Allah var. ebeden razı olsun. Hayır, bütün hocalarımızdan diyelim. Hocam son dört buçuk, dört dakikamızın Amin. içerisindeyiz. Hani böyle merak edilen bazı detaylar da olabiliyor ya da böyle kulaktan dolma bilgiler olabiliyor. Onunla ilgili sorular var. Bir izleyicimiz demiş ki hamile bir bayan hamileliğinde 3 hatim indirirse doğacak çocuğun hafız olabileceği doğru mudur? Böyle biraz şehir efsanesi gibi şeyler de söyleniyor ama ne dersiniz hocam? Bir soru yani, daha, bu daha bu var tam, onu da yönelteceğim. E, Diyanete soralım sorusu gibi herhalde oldu. <laughs> Muhterem hocama sorulursa daha iyi cevap verir ama biz şunu biliyoruz: Kur'an okunan, Kur'an okuyan bir müminin gerçekten huzura kavuştuğunu. Geçtiğimiz yıl bir programımız vardı. Kur'an okuyorum, evimde Kur'an okuyorum, huzur buluyorum diye hanımefendilerin. Şu anda 700 bin hanımefendi bizim Kur'an kurslarımızda yetişkin Kur'an öğreniyor ve ben gezdiğim kurslarda hep buna şahit oldum. Mesela Çankaya'da bir kursumuza gitmiştim. Geçen sene hocam bir torba ilaç kullanıyorum hepsini kaldırdım attım dedi. Depresyonda şuydu buydu. Oraya geldi Kur'an'la beraber bir rahmet. Ayet açık. Ve nünezzilü <laughs> minel Kur'an'i mahu ve şifaun ve rahmetün. Bu bir. Kur'an okunan evde bir huzur olduğuna ...biz net bir şekilde inanıyoruz. Hı hı. E tabii ki böyle bir dönemi geçirirken bir hanımefendi belli bir evreden sonra... ...özellikle çocuğun da dışarıda konuşulanlara şahit olduğu duyduğu da söyleniyor. Tabii bu ehlinin vereceği bir cevap. E o zaman o Kur'an, okunan Kur'an veya dinlenen Kur'an sürekli hem kendi kulağına... ...hem dünyaya gelecek çocuğumuzun kulağına hı hı. E doluyorsa... ...daha sonra ezberlemede son derece kolaylık çekecektir diye ümit ediyorum. İnşallah diyelim İnşallah. o kulak dolgunluğu anne kardeş... ...karnımla başlarsa daha olur. güzel olur. Bir soruda şöyle hocam hızlıca geçebiliriz. Hafızların şefaat etme hakkı var mıdır? Hadis-i Selman Bey. beyan edilen... Hı hı. ...bir sorudur. Gerçekten... ...biraz önce tarif edeyim ben aynı hafızı... Hı hı. ...Ebu Ömer'in tabiriyle... ...Kur'an'ın ahkamını biliyorsa, helalinin... ...heramını uyguluyorsa, Kur'an ahlakıyla... ...ahlaklanmış bir hafız ise... İnşallah bu hak kendisine ahirette verilir. Maşallah çok güzel hocam. Ee, şimdi son olarak merak edilen konulardan bir tanesi de şu... ...hafızlık sonrası e, hem eğitim süreçleri hem iş edinme süreçleri. Evet. E, hani İmam Hatip ilahiyat Hı -hı. gibi bir eğitim süreci varsa zaten... ...hem Kur'an kursu, hafızlık kursları hocaları gibi... ...ya da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde olabiliyor. Hem bu boyutta neler, e, nasıl fırsatlar var onu... ...bir de hocam hemen şunu sormak Eyvallah. istiyorum. Hafız olan bir çocuk... ...herhangi bir eğitim alıp, herhangi bir meslek sahibi de olabilir mi? Yani hafızlık eğitimi aldım ama doktor olacağım, öğretmen olacağım, mühendis olacağım diyebilir mi? İki boyutta hani ilerleyen sürece Eyvallah. yansımalarını alarak tamamlayalım. Ben tam hemen kısaca özetleyeyim. Hı -hı. Hafızlar diyanetin kurmaylarıdır dedim. Ee, Hı -hı. Tekrar ediyorum. Hafızlık eğitimi özellikle iki alanda çok kıymetli. Birincisi bu çocuğumuz hafızlıkla beraber İmam Hatip Lisesi'ni, İlahiyat Fakültesi'ni devam ettirdiğinde... ...ve daha sonra İlahiyat Fakültesi'nde... Yüksek lisans ve doktora çalışmalarına kaldığında kelam akaid ve tefsir temel İslami bilimlerde gerçekten hafızlığın çok büyük katkısını görecektir. Bu birincisi. Başkanlığımız e, İmam Hatiplik'ten başlayarak efendim bütün hizmet alanlarında yani yurt dışı ve yurt dışı hizmetlerinde hafız sadece belgesiyle değil, bütün her şeyiyle bu sürece hakim olan bir hafızın gerçekten son derece değerli olduğunu biliyorum. Yani şu anda mevcut daire başkanlarımızın %50'sinin hafız olduğunu da burada paylaşmış olayım. Ve kurumumuzda 32.750 hafızın görev aldığını ve özellikle son 5 yıla baktığımızda e, yine muhterem değerli başkanımız, ilgili insan kaynakları genel müdürümüz ve alanda hizmet olan e, yetkililerimiz hafızların göreve gelmesinde son derece e, gayret gösterdiler. Öncelik verildi. Çünkü hafızlık din hizmetlerinde gerçekten altın bilezik gibidir. Hı hı. Ama muhafaza edilmiş. Yani Ramazanda mukabelesini okuyan, hatimle teravih namazı kıldıran cemaatimize vaaz irşat faaliyetlerinde Kur'an-ı Kerim'in bütün emirlerini rahatlıkla sunabilen bir durumda ise bu hafızlığın hem dünyada ve hem de ahirette bereketini göreceğini ümit ediyoruz. İnşallah. böyle kıymetli bir görev. Hı hı. Başka alanlara da yönelebiliriz. Başka alanlara mi? geldiğimizde hiçbir sorun yok. Ben biraz önce söyledim tekrar ediyorum. Hafızlık bizim hayatımızda hep büyük bir katma değerdi. Biz ona hizmet ettiğimizin daha fazlasında o bize hizmet etti. Hafızlar hep bunu söylerler. Gerek esnaf olsun, gerekse diğer kamu ve alanlarda hizmet eden hafız kardeşlerimiz, hafız abilerimiz var. Birçoğunu ben tanıyorum gerçekten o Kur'an'ın bir kez daha onunla bitirmiş olalım. Hafızlığın bir şeref, bir emanet ve bir sorumluluk olduğu şuuruyla hizmet ettiklerini görüyoruz. Onun hassasiyetiyle hafızlar bizde canlı Kur'andır ve bu o sorumluluğu görüp gerçekten kul hakkından kamu hakkına, devlet malından vakıf malına efendim e, hizmet ürettikleri e, birimlerde insanlara ve onların hukukuna ne kadar ciddi değer verdiklerini görüyoruz. Bu Allah'ın bir lütfudur, bu büyük bir şereftir e, kıymetini bilenlere. Evet hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Daha ederim. çok konuşmak isterdim ama evet. süremizin sonuna geldik. Evet. çok sağ olunuz. Önemli detaylar aktardınız. Biz de bu program vesilesiyle bir kardeşimizin hafızlığa niyet etmesine vesile olduysak ne mutlu veyahut da hafızlık sürecindeki kardeşlerimize destek olduysak ne mutlu. Çok teşekkürler Biz hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Zaten vesile olmuştu bir imam arkadaşım bir mesaj atmış. Hı hı. Hocam nasıl yapabilirim diye. Eee program da şimdi ne yapmalı? Ben de diyorum hafızlık yapmalı. <laughs> çok güzel hocam. Çok teşekkür İyi ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. Değerli izleyenler böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde Doçent Doktor Ahmet Demirli önce çocuk programı karşınızda olacak. Biz ise inşallah perşembe günü sizlerle olacağız. Bakalım neler konuşacağız. Hızla sanayileşen gıda sektörü helal gıda ayrımını zorlaştırıyor. Oysa helal gıda hem dinen hem sağlık açısından önemli. Peki helal gıdalara dair neleri bilmeliyiz? Bilinçli bir tüketici olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Helal ve Sağlıklı Gıda Platformu koordinatörü Profesör Doktor Fatih Gültekin ile konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım.